Ama isterseniz hemen gecenin başında müthiş bir knockout'la biten Kambalatov Maiketa maçına uzanalım. Eğer Abraham maçı başlarsa hemen Abraham maçına geçeceğiz, merak etmeyin. Evet. İşte abisi orada mı? İşte bakın Maiketa. Köşedeki abisi. Kickbox antrenörünün kardeşi Maiketa. Touch gloves and good luck, okay? Okay. Jürgen Langos mücadelenin hakemi. Defalarca Türkiye'de de maç yönetti. Karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Maiketa ile Kambalatov arasındaki mücadele başladı. WBC'de Avrasya şampiyonluk, Euro Asya şampiyonluk mücadelesi orta siklette 10 roundluk bir karşılaşma. Maiketa Kambalatov'la karşı karşıya, başlar başlamaz sert yumruklar kendisini gösteriyor. Kambalatov Rus, Kafkas kökenli bir dövüşçü. İki yenilgisi var bugüne kadar. Kambalatov'un Pol Kroş'a geldi Keta'dan. Keta Arnavut. Arnavut'la Rus boksör arasındaki mücadelede çok sert yumruklar geliyor sevgili boks severler. Sağ kroşe ve yatırıyor. Hemen köşeye gönderdi hakem. Tamam mı, devam mı? Hiç bırakacakmış gibi bir hava yok. Keta kaldığı yerden devam ediyor. Sol kroşe. Ardından bir sağ. Geri yumruklarını sürdürüyor. Keta aparkat vurdu. Bir sol kroşe. Kambalatov zor anlar yaşıyor. Açıktan yumruklar atıyor. Hocam bayağı kapalı yumruklar atıyor. Bakın, evet, Amerikan tarzı swing derler. Açıktan yumruklar atıyor. Için, Keta'nın mecburi içeriye girmeye çalışıyor. Öbüründe uzun kolu olduğu için alışları iyi bir yerde. Sanki biraz bel altı, evet, gibi geldi, evet, bana ama. Evet. Bel altı olsaydı herhalde zıplardı filan. İşte bakın orada, evet, bir kez daha yerde kaldı. Fikret Tiryaki, evet, hocamızla birlikteyiz yorumlarda bu karşılaşmada. Evet, içeriye, hep içeriye girmesi lazım. Şimdi boyu kısa, kolları da kısa olduğu için içeriye girecek. Öbürkü uzun kollu içeriye sokmamaya gayret edecek ama Keta içeriye giriyor. Uzun da dövüştürmemeye gayret ediyor. Müthiş yumruklar geliyor. Evet. Biraz da sağlam, güzel, iyi kroşeleri var Keta'nın. Evet. Evet, mideye de çalışıyor. Her yere çalışıyor. Çenesini yakalamak için her şeyi deniyor. Gecenin alt karşılaşmalarından bir tanesiydi Almanya'da. Şimdi her an, her yine an yıkıcı yumruklar atıyor. Her an inebilir. Rus devamlı içeri sokuyor. Halbuki kolları uzun sokmaması lazım. Ama Keta giriyor içeriye. Arnavut boksör. Elleri çok düşük. Rus'un elleri de çok düşük. Evet. O kadar hızlı başladı ki, evet, çok iyi götürdü mücadeleyi şu ana kadar Keta. Keta için şunu söyleyebiliriz. Sat Eins, yani Sat 1 televizyonunun, evet, CEO'su Thomas Ebeling'in de kickbox hocasının kardeşi. Ne alaka diyecek olursanız, bu maçların yapılmasında o kişinin büyük parayı o verdiği için Şuşul'la dövüşsün dedik ya işte. Biraz hafif torpilli bir adam olduğu bilinir ama şu ana kadarki performansıyla açıkçası iyi bir çıkış yakalamış vaziyette. İki yenilgili rakibi karşısında Instagram'dan yağmur gibi mesajlar geliyor. Kim o kişi diye, İstanbul'a pazartesi günü kim geliyor diye bayağı bir mesaj var. Söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim. 2012.
olimpiyat şampiyonu, ağır siklet Anthony Joshua. İyi, güzel isimmiş ama daha büyük bir isim ekledim, Bilgehan. Anthony Joshua güzel bir isim ama boks dünyası onu tanıyor. Yani Türkiye'de boks... çok maçını yayınladık, çok meşhur bir isim. Ve... Stüdyoya mı geliyor, konuk mu geliyor sana? Onunla ilgili özel bir özel röportaj yapacağız. Hem de çok önemli bir projeye imza atıyoruz kendisiyle. Bakalım, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Reklam arasında ben sana bahsederim. Ama geleceğin dünya şampiyonu, bunu bil. Kesinlikle. Klitschko'ları yenecek, yenebilecek potansiyele sahip bir adam diye. Ama Klitschko'ları yenebilecek ama tahminen Klitschko yaş geleni bırakabilir boksu. Belki ondan kaçar. Yani Vladimir Klitschko... İşte yatırdı. Yani Keta bir kez daha. Joshua kesinlikle şu an Asya'nın en iyi boksörü. Yani kesinlikle. Klitschko'larla tek ciddi maç yapabilecek kapasiteye sahip. Hatta hayalimdeydi Solis Joshua ama işte Solis per çıktı. Bir kez daha yatırıyor. Arka arkaya darbelerle Keta. Almanya'da da Gary Weber Stadyumunda yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Keta düşerken bile yumruk atıyor. Stop. Jürgen Langos ayırdı, tekrar başlattı. Sarılmayın diyor hakem. Bir kez daha sol koşu attı. Çok da iyi kapanıyor. Yardı falan güzel. Yardı falan güzel, içeriye giriyor. Kroşeleri, aparkatları çok iyi. Jürgen Langos çok geldi Türkiye, biliyorsun bildiğin. Tabii, defalarca Türkiye'de maç yönetti. Özellikle sizin organizasyonlarınızda. Bol koşa şimdi bu arada Keta'ya, hiç beklenmedik bir anda. Keta bir sağ attı, şimdi köşeye doğru sıkıştırdı, sert yumruklar devam ediyor. Evet, bu arada Almanya'da Stiglitz gelmeye başladı. Bu maçı köşeye alalım. Artık zaten Keta'nın knockout'la maçı bitirdiğini de söyleyelim. Evet, belli zaten. Belli ediyor. Sert yumruklar sürüyor. Bir tane sağ kroşe. Bu anlamda önde zaten. Bir sert yumruk daha, arkasından evet. Bir tane daha. Bravo. Müthiş yumruklar duruyor. Keta rakibini iyice dağıtmaya başladı. Ve Almanya'dayız artık. Gary Weber Stadyumunda canlı yayına geçiş yaptık. Stiglitz ekranlarınızda ve şimdi de Arthur Abraham gelecek.